Cadı. Onların hepsi cadı. Bizi az kalsın diri diri yakacaklardı. Ama bu ne cüret? Bunlar böyle aniden nasıl cesurlaştılar? Şimdi ben onları diri diri yakacağım. Bütün aile aynı anda hastanede soluğu alacak. Benim oğlumu ateşe vermeye çalıştılar, öyle mi? Senin bu ahmak oğlun var ya, çok yakında sonu gelecek. Bir an önce aklını toplamazsa tabii. Oğlumla ilgili saçma sapan şeyler söylüyorsun. Eskiden onu severdin, şimdi ona laf ediyorsun. Ben sadece laf ediyorum. Yarın öbür gün sizi evden yaka paça dışarı atacağım. Eğer bu saçma intikam merakınızdan vazgeçmezseniz tabii. İkiniz kadınlardan dayak yediniz. Bense Şore'yi piyasa dışında bıraktım ve sadece 3 güne Kanlı ailesini de evlerinden dışarı attıracağım. Bu yüzden sana laf etmeye hakkım var değil mi? Vay be! Sen bana laf et, bana hakaret et ama ben sana sarılacağım, öyle mi? Ne yapayım yani? Harika bir iş çıkarmışsın sen. Uzak dur, berbat kokuyorsun. Gaz yağıyla mı yıkanıyorsun? Boş ver. Çekil! Oğlum kendine hakim ol. Abi kalk, abi. Hadi. Bay Hariç, ülkede insanlık, kanun, düzen diye bir şey kalmamış günümüzde. Eşkıyalar, kundakçılar, hırsızlar, serseriler ne zaman baksam rahat rahat sokaklarda dolaşıyor. Sonel, sen buradan bir yere ayrılma. Sen ne istersen biz getiririz. Doktor sana istirahat önerdi. Anlıyorsun değil mi? Kızım, evi temizlemeye mahalleden birkaç çocuk gelecek. Şöyle yapalım. Sen bezle süpürge getir, yeter. Tamam. Tamam mı? Oğlum. Acay ve Rohit zorla evimize girdiler. Oğlum, o adamların böyle rahat rahat dolaşmalarına izin veremeyiz. Onlardan nasıl kurtuldunuz peki? Mehek. Eğer sen burada olsaydın, buraya gelmeye cüret edemezlerdi. İyi olmuş o zaman. Şaka yapmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Benim burada olmamam iyi olmuş. Buraya gelmeye cüret etmişler. Şorya, oğlum ne diyorsun sen? Eğer ben burada olsaydım, o zaman sizler bu yaşananları görün. Benim bu masum, tatlı işimin bir aslan olduğunu anlayamazdınız. Eğer bugün ben ya da başka bir erkek evde olsaydı, belki de Sonal'in içindeki cesareti ve Nehal'in içindeki ateşi göremeyebilirdiniz. Bu 3 kadın örnek alınacak bir davranış sergilediler.
Ayrıca bir şeyi daha gösterdiler. Onların ihtiyacı olan biraz sevgi ve saygıymış. Korumamız değil. Dünyada bir sürü farklı düşünce var. Ama bazıları hayatımızdaki kadınlara gerekli saygıyı göstermiyor. Peki. Bugün burada olmamamız iyi olmuş. Yoksa ne kadar cesur olduklarını göremez. Ve siz kadınlara bulaşmamak gerektiğini asla anlayamazdım. Sen kişisel gelişim kitabı yazmalısın oğlum. Sonuçta kimin oğlu değil mi? Değil mi? Ben seni seviyorum. Toplantın nasıl geçti? Her şey yolunda gitti, öyle değil mi? Hayır yenge. Nikita oraya bizden önce varmış ve her şeyi biz gelmeden önce mahvetmiş. Bir iş bulana kadar ev işlerine yardım edeceğim. Vicky, üstümü değiştirip geliyorum. Yakışıklı bir adamı evliliğe ikna etmek kolay değil. Sussana. Ben onu değil. O beni ikna etti. May canına inanılmaz. Ne kadar iyi bir eş. Seni övüp duruyor. Sana saygı duyduğu belli. Hem esprili de. Ne kadar şanslısın Mehek. Evet. Ama benim kocam biraz tuhaf. Demek istediğim, en büyük sıkıntılar üst üste gelse bile bir dakikada çözer. Ama en ufak meselelerde kontrolünü kaybeder. Benim için bütün dünyayı karşısına alır. Evet. Ama kendisi için mücadele edecekse küçük çocuklar gibi korkup kaçar. Çocuk gibi mi? Gerçekten mi? Evet. Çocuk gibi. Sadece bir anlaşma. Nasıl bu kadar üzülürsün? Bugün bana aslan dedin, cesur dedin. Daha neler dedin? Peki ya sen? Shorya küçücük bir başarısızlığını sürekli düşünerek kendinden şüphe mi ediyorsun? Nasıl unutursun anlamıyorum. Sen Shorya Khan'lasın. Delhi'nin en başarılı restoran zincirini sen kurmadın mı? Hem de öyle bir yaşta ki insanlar o yaşta ne yapacaklarını anlamakla meşgul oluyorlar sadece biliyorsun. Shorya, senden restoranını sahtekarlık yaparak aldılar. Ama sen bundan çok daha iyi bir iş kurabilirsin.
Hindistan'ın en büyük imparatorluğunu kuracağım. Çünkü sen benim yanımdasın. Seninle evlenmek en büyük başarımdı. Onu biliyorum zaten. Bana hep endişelenmememi söylüyorsun, tamam? Ama söyle. 75.000 rupiyi nereden bulacağız? O parayı nereden bulacağımızı bilmiyorum. Ama eğer şöyle kazançlı bir yemek siparişi alabilirsek... bizi kimse durduramaz. Teşekkür ederim Meg. Yine bana yol gösteriyorsun. Kızım şu derdi çalı teyzene götür veya karına yengeme ver. Geldiğin iyi oldu. Hadi yürü. Tamam. Bay Harris. Bugün lavaboyu önce siz kullanın. Teşekkürler. Bugün uzun bir zaman sonra ev işi yapıyoruz. Bu bana çok iyi geliyor. Değil mi Dolly? Ev işi yapmak insanı zinde tutar. Ev kadınları uzun yıllar sağlıklı ve zinde kalırlar. Kesinlikle doğru söylüyorsun anne. Gel. Şöyle bırak. Ben Bay Tivari ile konuşurum. Sen git. İnanamıyorum size. Piyasada normalde bunun toptan fiyatı 110 rupi. Neden sadece 90 rupi teklif edip işi zorlaştırıyorsunuz? Patronunuzla konuşun, biraz daha yüksek söylesin. Böyle nasıl iş yapacağız? Zaten abi borç alarak biraz mal almamıza yardım ediyor. Ben de pazarlık tamam, ediyorum. Tamam, güzel. Biz toplantıya gidiyoruz. Bana bir sefer tası verin. Numune olsun. Şu ikisini götür. Biri numune olur. Diğerinde de sizin yemeğiniz var. Yerseniz. Bir de iyi şanslar. Teşekkür ederim. Vicky, acele et. Toplantımız 11'de. Geç kalacağız. Sen merak etme abi. Oracle yönetimin müdürü benim arkadaşım. Onların yemek işini mutlaka alırız. Hadi gidelim. Hadi. Patron, ikisi de evden çıktılar. Mehek ve Şorya yemek dağıtımı işine girmiş. Sözleşme yapmak için bir yere gidiyormuş. Dün akşam bahçelerinde duran malları gördüm. Siz evlerine gidip eşkıya gibi eşyalarına zarar vermişsiniz ama planlarını öğrenememişsiniz. Ahmaklar. Hey, bana bak. Bana hakaret edip durma, tamam mı? Sen bir ahmaksın. Bu yüzden sana ahmak diyeceğim. Anladın mı? Ahmak. Bakın, kavga ederek zamanımızı boşa harcamayalım. Düşmanlarımız yeni bir iş kurmayı planlıyor. Hiçbir şey yapamazlar. Toplantı Gurgaan'daymış. Şirketin adı Oracle yönetilmiş. Göreceğiz. Bakalım o sözleşmeyi nasıl yapacaklar. Avara! Şoföre söyle arabayı hazırlasın. Sen çabucak patatesleri soy. Nehal. Ne yapıyorsun sen öyle? Sen bana patatesleri soymamı söylemedin mi? Soyuyorum işte. Abi,
Eğer bir sefer tasını 100 rupiye satarsak... O zaman rahat rahat 25 rupi kâr ederiz. Tas başı yani. Bütün masrafları çıkardıktan sonra yani. Ha? O zaman biraz sürüme odaklanmamız gerek abi. Umarım Shorya sözleşmeyi yapabilir. Mehek. Her şey yolunda gidecek değil mi? Neden gitmesin? Tabii gidecek. Sen merak etme. Gelin gelin buyurun. Ne oldu? Hey, geldin mi canım? Peki işi bozdun mu? Çok umutluydum. İyi bir sonuç bekliyordum. Ne oldu? Bir şey söylemeyecek misin? Shorya'nın planlarını mahvedecektim. Bundan emindim. Ama orada Oracle yönetim müdürüyle konuştuğumda... Hey, sorun değil. Başka bir yerin yemek işini alırız. Sen kendini üzme. Kaynağınız sağlam değil mi yoksa? Hata bende. Sizin gibi beceriksizlere güvendim bir de. Oracle yönetim müdürüyle görüşmeyeceklermiş. Motakin sanayinin müdürüyle görüşmüşler. Yönetimle sözleşme yapmışlar. Yani şimdi bizi alt ettiler öyle mi? İlk teslimatı yaptıktan sonra 75 bin rupi ödeme alacağız. Yarından sonra ilk teslimatı yapacağız. Öğle yemeğine. Neden sürekli bizi arada bırakıyorsun Shorya? Yüz ifadenizi görmek için tabii. Teşekkürler. Hepsi senin sayende oldu. Hayır Meg. Hepsi senin sayende oldu. Shorya. Senin sayende oldu diyorsam senin sayende. Mehek, senin sayende oldu. Hayır, övgüyü ikiniz de hak ediyorsunuz çocuklar. Mehek ve Shorya birlikte daha neler yapacak merak ediyorum. Size söylemiştim değil mi? Onları hafife almayacaktınız. Hiçbir şey yapamaz onlar. O ödemeyi almaları için önce o yemekleri teslim etmeleri gerekiyor. Hadi ama yenge baksana, bir sepet domates ziyan olacaktı. Yürürken önüne bak ve düşünerek konuş. Sana kaç kez söyleyeceğim ha? Ukalalık ediyor. Abi. Evet. Matura'ya gitmiştik hatırlıyor musun? Orada sütçülerin sütü nasıl dağıttığını görmüştük. Biz de aynını yapalım abi. Tamam olur. Biz de bisikletlerin iki tarafına da kancalar koyarız. Tuhaf geliyor. Herkes en az bir işle ilgileniyor. Ben de bir iş yapmak istiyorum. Yardıma ihtiyaçlar olup olmadığını bir sorayım. Hey Nihal, ver onu da sana yardım edeyim. Hadi. Hayır, önemli değil enişte. Bu sepet ağır değil. Ben de o kadar güçsüz değilim. Sen o yüzden zahmet etme. Ben hallederim. Ha.
Amca ver hadi, ben yardım edeyim. Hayır, önemli değil. Ben kendim de hallederim. Sen git dinlen. Sen bizim damadımızsın. Bizim için bir sürü şey yaptın zaten. Dinlen. Şorya? Büyük baban seni çağırıyor. Bir kriket maçı izlemek istiyormuş ama kanalı bulamamış. Yardım et. Tamam. Ne zaman bir şey bulmak istesem? Ya anneme söylerim ya Meg. Ya da polise. Şimdi spor kanalı için kime gideceğim? Vay Harish. Bu televizyonda yüzlerce kanal var. Sürekli kumandaya basıp durmaktan parmağım ağrıdı artık. Ama spor kanalını bulamadım. Şöyle söyleyeyim, ben pek maç izlemeyi seven bir insan değilim. Yemek yarışması olan bir kanalı izleyeyim mi, ne dersiniz? Demek istediğim yemek kanalı en azından dünyanın en iyi tereyağlı tavukları, pastaları, börekleri, çörekleri nasıl yapılıyor, onları öğretir. Şöyle oğlum, hadi bir el at. Tamam. Şöyle oğlum, sen spor kanalını açsana. Sabahtan beri bekliyorum. Maçın yarısı oynanmıştır. Aç hadi. Meg, sen herkese bir iş verdin. Ben bu aileden değil miyim? Sen... Hadi bana da bir iş ver lütfen. Siz orada neyin muhabbetini ediyorsunuz? Çekilsenize kenara, maçı izlemek istiyorum. Gel sen, gel. Şuraya otur ve hiçbir yere kıpırdama. Sana iş vereceğim ama ayağa kalkmayacaksın, tamam mı? Bezelye ayıklarsın, anlaştık mı? Abla, sanırım pilavın suyu kaynadı. Hangi pirinçten koyacağız? Beyaz pirinç. Bir şey daha. İçine biraz tarçın dağıt, tamam mı? Alın. Tamam, peki. Şorya, bugün sana hiçbir şeyde yardım edemem. Ne iş varsa kendin hallet. Meg, hadi gel. Çok iş var. Hadi. Ben de iş yapmak istiyorum. Öyle boş boş oturamam. Abi, bir fikrim var. Hadi söyle. Bir film vardı, hatırlıyor musun? O filmde Sanjay Dutt'ı bir odaya kilitlemişlerdi. Biz de aynı şekilde Shorya'yı kaçırıp bir odaya kilitleyelim. Ah seni ahmak. Gidip Shorya Kanla'yı mı kaçıracaksın? Adam seni ne hale getirir biliyor musun? Evde kirli sefer tası yıkattırır sonra. Ahmakça fikirlerini kendine sakla. Hadi, olmayacak şey değil. Alo. Bay Vicky. Evet, söyle Avara. Rohit Vajay size karşı bir plan yapma peşindeler. Ama şimdiye kadar zavallılar hiçbir şey düşünemediler. Teşekkürler Avara. Başka bir haber alırsan lütfen bana haber ver. Tabii efendim. Tamam dur. Bana kalırsa oraya gidip onları gözetlemeliyiz. Abi, dün o evde sadece kadınlar vardı. Bugün erkekler de var. Eğer bizi bir ele geçirirlerse bizi diri diri gömerler. Sonra cesedimiz bile bulunmaz. Tatlım, güzel haberlerin var mı? Lütfen olsun. Motokin şirketi sözleşmeyi iptal etti de. Çok uğraştım ama başaramadım. Bunu inanamıyorum. Tören tatlısı alın. 11 yoksulun karnını doyurdun. Tam 111 kişinin karnını doyuracağıma dair Tanrı'ya söz verdim. Eminim bu sefer dualarımızı kabul edecektir. Shorya ve Meg kurdukları yeni işi iptal etmek zorunda kalacak. Tabii zorunda kalacaklar. Biz milyoneriz. Böyle birkaç sefer tası satarak bizimle rekabet edemezler. Bu yüzden, işte bu yüzden sana almak diyorum. Ellerinde daha sözleşme yoktu ama yine de bizi o evden yakıp paça dışarı atmayı başardılar. Sonra Shorya bizden intikamını almaya gelir. Bu yüzden böyle mahalle serserileri gibi kadınlarla uğraşmayı bırakın. Ve biraz erkek olun. Bir erkekle mücadele edin. Shorya'yı durdurun. Tamam. Ben bir şeyler yapacağım. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsan lütfen benim için bir şey yap. Hiçbir şey yapma. Hı?
Çünkü ne zaman bir şey yapsanız zarar gören biz oluyoruz. Ciddiyim ben. Siz burada evde rahat rahat oturun. Tavuk yiyin, televizyon kanallarını dolaşıp vakit öldürün. Ama lütfen saçma sapan bir şey yapmayın. Ah, ama turşu... Of Şorya, az kalsın Kanta yengemde turşu da düşecekti. Aklın nerede? Sana bakmakla meşguldü kızım. Aa, bana bir şey olmadı, iyiyim. Sıkılıyordum sadece. Biraz iş yapayım dedim. Bence biz sana evin dışında bir iş vermeliyiz, öyle değil mi? Çünkü sen evde oldukça işler daha da zorlaşacak sanırım. Hey Şorya, telefonumun kartını bir türlü yerleştiremiyorum. Lütfen yardım et, bakar mısın? Al amcam, oldu. Vay canına, harika. Amca, bir iş varsa bana söyle lütfen. Şorya, sen bizim damadımızsın. Kriket maçını izlesen, televizyon izle, keyfini çıkar. Senin bir iş yapmana hiç gerek yok. Hadi canım, sen de. Tuhaf. Hey Vicky, ver şunu bana. Bütün işleri tek başına mı yapacaksın? Hayır, ver. Hayır, hayır abi. Sen bu ailenin damadısın. Bizler evin çocuklarıyız. Sen git büyük babamlarla sohbet et. Hadi lütfen. Bugünleri de mi görecektim? Kimsenin Şorya'ya ihtiyacı yok. Aman Tanrım. Uzak dur. Sabahtan beri niye peşimdesin? Dün gece de rahatsız ettin. Şimdi yaptığına bak. Önce turşuyu düşürüyordun. Şimdi de... Evin başında sen varsın. O yüzden peşinden ayrılmıyorum. Herkese bir iş verdin. Bir bana vermedin. Bütün ömrümde ilk defa Şorya Kanlı'nın hiçbir işi yok. Bugünü pazar günü olarak düşün. Tanrı böyle istiyor demek ki. Bugün dinlenmeni istiyor. Hem zaten gazeteciler Şorya Kanlı'nın mutfakta iş yaptığını öğrenirlerse derler ki eşi ona yemek yaptırıyormuş. Bir yandan büyük babam, diğer yandan babamın sıcak yüzünden sayıklaması mahvetti beni. Lütfen bana yapacak bir iş ver. Ben boş boş oturmaya alışık değilim. Bu ailenin damadısın. Hangi iş sana uygunsa onu yap. Sen yetişkine bir iş mi veriyorsun yoksa bir çocuğa şeker mi veriyorsun? Sen de çocuk gibisin. Sana verecek işim yok. Ne yapacaksın? Ne? Madem verecek işin yok, o zaman bir şeyler yap ki ben de sıkılmayayım. Yoksa ben öyle bir şey yaparım ki beni durduramaz. Şorya, çekil. Böyle balkonun ortasında korkmuyor musun? Aşık olanlar kimseden korkmaz canım. Eğer korkuyorsan bana bir iş ver. Beni meşgul et. Yoksa... Şorya... tamam peki. Sana verebileceğim bir iş var. Yapar mısın? Evet söyle. Balkondan atla desem bile umurumda olmaz. Söyle. Hayır. hayır öyle yapma. İyi de bu işten korkmayasın sonra. Şorya Kanlı hiçbir şeyden korkmaz. Yapacağım. Söyle. Peki. Şorya Kanlı... Şu biberler var ya, lütfen onlara göz kulak ol. Şöyle diyeyim, buraya çok karga gelir. Biberlere dadanabilirler. Ayrıca bir şeyi de unutma. Bazı kargalar çok agresiftirler. O yüzden sakın korkma canım, olur mu? Cesur kocam Şorya Kanlı. Hoşça kal.
Dünyanın en sıkıcı işini verdi bana. Belki de bu yüzden. Hiç eğlenme Ciola. Fazla trafiğe takılmadan geçersek sanırım 12 gibi orada oluruz. O zaman tamam. Sabah 5.30 gibi çalışmaya başlarız. 8.45'te yemekler hazır olur. Yarın sabah süte ihtiyacımız olacak. Aa, merak etme sen. Siparişini verdim bile. Yarın sabah 5'te teslim edilecek. Ne oldu? Şey, belki de bütün gün iş yapmadığı için acıkmamış olabilir. Hayır, o yüzden değil aslında. Bu yemekte eksik bir şey var. Belki de emek eksiktir. Çünkü bir yemeğe gerçekten emek verenler ne olursa olsun lezzetli bulurlar. Ah, hadi oradan. Bu da saçma sapan konuşuyor. Balkon çok rüzgarlı. Oturduğun yerden karga kovalamak o kadar da zor bir iş olmamalı. Ha? Ama iyi iş çıkardın. Hiçbir karga hiçbir şey yiyemedi. Ben yarın da bu işi yapayım bence. Sonuçta kimin oğlu? Neyse, beni dinleyin. Damadımızla alay etmeyin. Hepimizden çok çalışıyor. Yesene lütfen. Yer. Ama bir şey unut. Benden özür dileyeceğiz. Bakalım nasıl özür dileteceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.